İslam'ı da sulandırmaya gayret ediyorlar. İslam'ı sulandırmanın iki yolu var. Bir, sufileri, ehli tasavvufu kullanmak. İki, bugünün selefi vahabi IŞİD çizgisini kullanmak. Bizi iki ateş arasında bırakıyorlar. Biz ümmet olarak orta ümmetiz. Orta ümmet. Ne bizim çizgimiz selefi vahabi IŞİD çizgisidir, ne de bizim çizgimiz ya biz sufiyiz, bu alemi hayal görürüz, bu alemle irtibatımızı keseriz. Cüz-i irademiz de yok, Allah'ın takdir ettiği bize gelecektir. Allah'ın kısmet ettiği bize gelecektir. Şuraya oturalım, bakalım keyfimize, bir tekkeye kurulalım, bakalım keyfimize, orada hayatımızı devam ettirelim. Bu da değil. İngiltere'de Arabi dernekleri var. Koca koca müdürleri, amirleri, memurları toplamışlar, işte 10 bin dolara, 20 bin dolara onlara Arabi felsefesini yaşatacağız deyip, Hindistan'a götürüp oralarda topraklarla eşelettirip dolaştırıp çalıştırıp getiriyorlar. Tasavvuf insanları uyuşturan, insanları uyutan, bu alem boş hayal deyip bu alemi zalimlere terk ettiren bir olgu değildir. Buradan İslam'ı ve Müslümanları vurmaya çalışıyorlar. Gitmiş olduğunuz yol, etliye sütlüye karışmayın, siz Allah'ı zikredin oturun diyorsa, gitmiş olduğunuz yol, zalimlerle uğraşmayın. Ondan sonra Allah onların hakkından gelir deyip onlarla mücadele etmenizi size söylemiyorsa, gitmiş olduğunuz yol, yiyin, için, amanın, zevki seva edin, bu alem boş zaten ne yapacaksınız diyorsa, o yol İslam değil. O yol İslam değil. Dünya üzerinde bir tane çocuk aç ise, onun sorumlusu Müslümanlardır. Dünya üzerinde bir kadına tecavüz ediliyorsa, herhangi bir kadına, onun sorumlusu Müslümanlardır. Dünya üzerinde haksız yere bir kimse zulmen öldürülüyorsa, onun sorumlusu Müslümanlardır. Çünkü Müslümanlar bu dünyaya hak ve adaleti getirmekle mükelleftirler.